66. ayeti oku Berker hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın Allah'a sınırım. Yusuf suresi 66. ayet. Bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması dışında onu ne olursa olsun mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına kesin bir söz verinceye kadar onu sizinle asla gönderemem dedi. Böylelikle ona kesin bir söz verince dedi ki Allah söylediklerimize vekildir. Şimdi biz şerh edelim. İnşallah. Bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması dışında onu ne olursa olsun mutlaka bana getireceğine dair Allah adına kesin bir söz verinceye kadar onu sizinle asla gönderemem. O devrin mehdisi olan Hazreti Yusuf'u babası çok titiz bir koruma içerisinde. Ancak olağanüstü bir durum varsa ayrı diyor. Onun dışında kabul etmiyor. Asla gönderemem dedi. Böylece ona kesin söz verince dedi ki Allah söylediklerimize vekildir. Ve dedi ki ey çocuklarım tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Biz de ne yapıyoruz? Sırf darwinizme değil. Materyalizme, efendim, vahşi kapitalizme, komünizme, komünizmin diğer türlerine, PKK'ya, iddialarına, Ergenekon terör örgütüne, hepsine karşı bir mücadele veriyoruz. Ama özellikle iddialarına, Ergenekon terör örgütüne karşı mücadele bütün Türk milletinin milli görevidir. Hangi görüşten olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yaşatılmasına azmetmiş kim varsa devletten yana olmak durumundadır. Devlete karşı iddialarına gelen terör örgütü savaş açmıştır. Devlet olduğunu iddia ediyor iddialarının Ergenekon terör örgütü. Kendisinin devlet olduğunu iddia ediyor. CHP'nin içinde de bir kısım insanları tehdit ediyor iddialarının terör örgütü. Evet. Yani Ergenekon terör örgütü. İddia edilen Ergenekon terör örgütü. Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir insanların toplandığı bir partidir. Oradaki mazlum bir kısım insanları da tehdit eden kahpe alçak bir yapılanmadır. İddia edilen Ergenekon terör örgütü. Bütün kızlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz, milletimiz, dedeler, anneler, babalar devletten yana tavır alacaklar. Ordumuz karşı iddia edilen Ergenekon terör örgütüne. Askerimiz, polisimiz, herkes karşı. Fakat bu kahpe örgüt çok şirret, çok alçak, tehditkardır. Köpek gibi sinsice tehdit eder. İnsanlar da genellikle yalnız oldukları için bazen yılıp, korkup onların emrine girebiliyorlar. Buna karşı çok dikkatli olmak lazım. Yani polisimize, askerimize, hakimlerimize, her şeyde sahip çıkacağız inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Nefes aldırmasın devletimiz. İnşallah. Sonuna kadar yanlarındayız inşallah. İnşallah. Milletçe. İnşallah. İnşallah. Hakimlerimiz, savcılarımızın da her zaman yanındayız. İnşallah. Bu devleti böldürmeyiz, yıktırmayız. İnşallah. Kıbrıs'ı vermeyiz, Güneydoğu'yu vermeyiz. Bilakis büyüyeceğiz inşallah. İnşallah. Büyük Türkistan birliğini oluşturacağız. İnşallah. Vur bozkurtun, vur Türkiye diyor. Vur kurtulsun Türkiye diyor. İnşallah. Biz ilimle vuracağız inşallah. İnşallah. Bilgiyle, akılla inşallah. Yapacağımız budur. İnşallah. İnşallah.